Yasa çıktığında, yani zaten yasadan önce de iktidarın gazetecilere yönelik büyük bir baskısı vardı. Yani çok sayıda gazeteci yargılanıyordu. Tutuklu meslektaşlarımız vardı. Çeşitli bahanelerle tutuklanıyorlardı. Bu yasayla birlikte bunun artacağından endişe ediyorduk. Biz, yani pratik bize bunu gösteriyordu. Ne yazık ki haklı da çıktık. Bu yasayı gerekçe göstererek birçok meslektaşımıza dava açıldı, tutuklananlar oldu. En son işte geçtiğimiz hafta 3 gazeteci birden bu yasaya dayanarak işte gözaltına alındı. Bunlardan biri tutuklandı, Tolga Şar'dan. Bu yasa şimdi Anayasa Mahkemesi'nde bazı şeyleri umarız iptal eder, ama pratik bize şunu gösteriyor. AKP iktidarlarının pratiği özellikle son yıllarda gerçeğin duyulmasından büyük bir kaygı duyuyorlar. Hakikatin yayılmasından. Toplumu bir algıyla, yalanlarla yönetiyorlar. Dolayısıyla bu yalanların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Sadece tabii yalanla yönetmek değil, çok ağır suçlar işleniyor. Yani yaşam hakkı ihlaline kadar varan büyük bir cezasızlık var. Bunların haber yapılmasını istemiyor. Yolsuzluklar var. Bunların haber yapılmasını istemiyor. Dolayısıyla gazetecilere saldırıyor. Şimdi bu son işte sözünü ettiğiniz düzenlemeyle, yani dezenformasyon yasası denilen yasayla zaten bir boşluk vardı Türkiye'de internet medyasına yönelik, ama şimdi buna dayandırılarak baskıyı arttırıyorlar. Tolga'da da olduğu gibi mesela aslında onun tutuklanması için haberinde hiçbir şey yok, tutuklanmayı gerektirecek. Paldır küldür tutukluyorlar. Diyorlar ki bu alana dokunmayın. Yani burada bu alana dokunursanız başınıza bunlar gelir. Ama sadece bu olayda değil tabii, birçok alanda işte örneğin Kürt gazetecilerin başı beladan hiçbir zaman kurtulmuyor. İşte içeride Dicle Müftüoğlu, Sedat ve çok sayıda meslektaşımız hala içeride. Üstelik çoğu gerekçesiz bile tutuluyor arkadaşlarımızın. Aslında iktidar sadece kendi istediği kişilerin gazetecilik yapmasını istiyor. İşin özü bu. Kendilerinin dışında kimsenin gazetecilik yapmasını istemiyor. Bunun da birçok göstergesi var. İşte basın kartını kendi taraftarlarına veriyor. İlanlar, reklamlar kendi yandaşlarına akıyor. Kendilerinden olmayanlar sürekli sopa altında, baskı altında. Yani dediğim gibi AKP pratiği bize gösteriyor bundan sonra olacakları da. Ama şunu da unutmamak lazım. Tüm bu baskıya rağmen Türkiye'de gazeteciler susmuyor, haber yapmaya devam ediyor. Bu da bizim umutlanmamız için bir neden.